Üçüncü hakem bakıyorum ve Kadir Sağlam. İki kez hatasından dedi. Biri onda, bir tane de yine bu kadar ciddi olmaz. Net kornere giden topu. Ama onu yardımcı uyar. Net değildi ama. Öyle mi? Ben ikinci kez. Bayağı böyle kafadan gidiyor gibi gördüm ama. Ben yok. Direkt kafadan gitmiyor. Saçlarından sıyırıyor. Ama top yükseliyor hocam. Saçlarını. Tam topun vurulduğu açıdan bir tane vardı. Karşı taraftaki taç çizgisinin oradan. Bilmiyorum. Sen yani top vuruyor böyle buradan bir yükseliyor. Yani, bir de kendisi resmin şöyle, içinde. Şöyle ama sonuçta hata. Onu da değiştirdi tabii. Onu da iki tane değiştirdim. Bir tanesi çok ciddi bir değişiklikti. Kolay bir maçta açıkçası onun için. Uyarılar falan yaptı oyuncular ama bu maçın yani şunu söyleyebilirim. Kötü yönetmen için bir şey yok. Oyuncuların ortam yok. Şey yok. Yani böyle bir acayip şampiyonluk maçı havası gibi değil. Zaten topu maç 27 dakika oynandı. Bravo hocam. Peki o 27 dakikaya dair gelecek sorum. Bir de Uğurcan Mert değerlendirmesi şimdi, rica edelim. Hem de milli takımda da seçim tartışılıyor. Aslında birkaç gündür programlarınızda bu tür iletişimle ilgili konuşuyoruz. Bayram Bektaş'ı anlattık falan gibi. Ben Kunst'a sadece Uğurcan'la ilgili değil, Galatasaraylı Abdülkerim'le ilgili de. Bardakçı. Bardakçı ile ilgili de. Baş ağrısı çekiyor. Bir iki gün oyuncu idmana çıkamıyor. Hı. Onun zaman zaman oluyormuş inşallah. Zaten maşallah iyi de oynuyor. Hı hı. Problemi yok. Evet. Sonra hastaneye gidiyor. Demek şu. Doktorla konuştuk. Nörologla. Biz kalmayalım gibi söyledi. Hı hı. Şunu demiyor ama. Oyuncu, şimdi doktor, oyuncu konuşursunuz. Abdülkerim belki diyecek hocam benim geçici bir iki toparlarım. Yaşıyorum bunu zaman. Şimdi birincisi orada Allah Allah bir iletişim problemini gördüm orada. Yani. Ama yine de dedim ki ya belki de görüşmüşlerdir. Hamit görüşmüştür, hoca görüşmüştür. Ama şimdi Uğurcan konusunun röportajını görünce de okuyunca da daha doğrusu ha derim ya bir iletişim önemlidir diye. Uğurcan'ı oynatmayabilirsin. Takım formu iyi değil. Mert'in de takım formu çok üst düzeyde. Ligimizde en formda. Doğru mu? Evet, kesin. Milli takımda da fena oynamıyordu Uğurcan. Evet. Fakat kaleci olduğu için milli takımda iyi oynuyor diye formda olmayan bir kaleci oynatmayabilirsiniz. Ama şöyle yaparsınız. İstişare ederken. Bak Uğurcan. Şimdi Mert'i daha az gördük. Sen her zaman benim... Bu hele milli takımın yılda 5 kere 6 kere karşılaştığı oyuncularla bu iletişim şart. Abdülkerim konusunda da bence iletişim problemi yaşandı. Abdülkerim bardakçı sistem etti zaten beni niye hemen gönderdiniz diye. Dedi ya. Tabii işte. Tabii. Hatta Bakü'de de oynadı. Tabii gitti. Bakü'de hazır... değildi galiba. Yani... Neredeydi maç? Karabağ maçı. Hatırlamıyorum da hazırlık maçında oynadı ikinci yarısında galiba. Ya ikinci yarısında ya bir devre oynadı direktör yani. Direktör iletişim içinde olmalı oyuncuyla istişare etmedi. İstişareyi... Gerekirse teknik olarak da istişare etmeli ama karar verirken böylesi önemli. Bir oyuncuyu kadrodan çıkarma kararı gibi verirken veya oynatmayacaksınız sürekli milli takım oynayan kaleciyi bunu konuşarak halledebilirsiniz siz. Uğurcan neden böyle söyledi? Oyuncu söyleyebilirdi. Bekliyordur. Oynatmayınca da üzülmüştür. Evet. Benim cevabım bu olacak. Uğurcan sistemiyle ilgili. Mert için? Kunsun ve Hamit'in bu işleri halletmesi gerekiyor. Mert'in hocam neredeyse bir senelik sakatlıktan sonra böyle dönüşü tabii Şenol Güneş de büyük şans oldu onun için. Yani tabii Şenol Güneş öncesi de şans bulamıyor. Şenol Hoca olmasaydı bence Ersin sallanmış olmasına rağmen Mert'e dönüş olmazdı. Kolay değil tabii. Hem Fenerbahçe'de uzun yıllar kalıp Başakşehir'de çok uzun yıllar oynayıp Beşiktaş'a gelip bir de bir yıla yakın oynamak da zor bir şey. Fakat çok olgun, çok karakterli bir insan olduğu için sporcu. Çok karakterli bir sporcu. O sakinliğini koruduğu gibi bir de şöyle aslında soğuk giden bir maçta. Kendisi adına soğuk giden maçta kalesine şut geldi. İki tane önemli hamle yaptı. Kilometre yazıyorlar ya 120 küsurla gelen kilometre. Evet yerden gitse işi zordu. Marko için. Evet köşeye gitmedi ama soğuk kalecinin o ilk tehlikeli vuruşta çıkarması hele Trezeguet'in vuruşunda çünkü normalde Trezeguet'in sola vuracağını düşünürsünüz ki Mert de çok hafif bir yarım adım attı sola sonra çok da güzel kesti ama ona rağmen hemen
refleks gösterdi, reaksiyon değil, refleks de çıkarması önemliydi. Soğuk giderken de bunları yapması çok çok önemli. Bir kere çok güvende hissediyor kendini. Ben mesela tabii ki başarılı olsunlar isterim. Ben tekrar söylüyorum, çok eleştirilmiş olmasına rağmen Ersin'in çok yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok. Yani işte ona, hesap makinesi aldılar. Yok 10 topun 7'si girmiş falan diyor ama genel anlamda iyi kaleci olduğunu, ligimizde de iyi kaleciler olduğunu düşünüyorum. Biraz önce konuştuk hocam. Maxim konusundaki düşüncelerinizi de biraz açar mısınız? Yani ilk daha ayağının tozuyla gelip Vodafone Park'ta bir 10-15 dakika. Şimdi Maxim. Göz boyadı ama sonrası gelmedi. Maxim'i bir kere duygusal bir transferdir. Onu söyleyebilirim. İki, yerli statüsünde olduğu için yanlış transfer kesinlikle değildir. Kalabilir mi kalmaz mı? Şimdi bazen şöyledir ama. Bir kere iyi futbolcu. Evet, çok yetenekli. Fakat Anadolu kulüplerinde lider oynayan bir oyuncuyken siz büyük takımda lider olamayabilirsiniz ki olmuyorsunuz da. O zaman biraz ki şeyi de var, mazereti var. İlk kez 11 oynuyor. Ve ilk de çok da önemli deplasmanda oynuyor. Şimdi girdiği maçlarda bir iz bıraktı. Kolay karar değil. Tabii bu stadyum sadece bu yıllık mıydı? Bence bu yıllık. Evet. Önümüzdeki seneyle ilgili bir soru işareti olarak tabii kalmıştır. Fakat Antep gibi kulüpler için büyük oyuncudur. Beşiktaş için iyi oyuncudur. Peki Beşiktaş'ın Masuaku kararı için biz daha doğru önce karar de açmıştık. Doğru karar. 2 milyon euro bir bedelle Beşiktaş'a. Karar. Dört büyüklerin sol bekini söyletektik abicim. Muratcığım. Kim oynuyor sol bek Fenerbahçe'de? Ferdi çoğunlukla oynadı. Şimdi Alioski dün oynadı. Evet. Ve hatta Henrik oynuyordu. Lincoln. Evet, Lincoln evet. Oraya çekiyordu. Evet, bir sıkıntı oldu. Hatta yeni gelen transfer de var. O Servole görmüyoruz. Şu an kadar bu. Galatasaray'da üçünü de say. Adekube oynadı. Trabzon'a gel. Eren de oynuyor. Evet. Bazen Lersenos oynuyor. Evet. Hepsinden daha iyi. Evet. O yüzden de. Yok bugün Masuaku, bence maçın kalecilerden sonra en iyisi diyebiliriz değil mi? Son 5 maçtır Beşiktaş'ın en istikrarlı 2 oyuncusundan bir tanesi. Evet. Beşiktaş 2 milyon euro bedelle onu mesela takıma kattı. Aldılar ya, o da böyle gösterisi. Kole. Sakin. Mesela Ulvi vardı Beşiktaş'ta. Evet. Beşiktaş'ta. Çok iyi bilirsin. Tabii. Ulvi görünmeyen kahraman derler böyle. Çok çabuktur, süratlidir ama hiç hissetmezsin. Sezgileri kuvvetlidir. Evet. Bu da böyle bir oyuncu. Ya yanında çok büyük yetenek Gökhan Keskin oynadığı için hiç. Gökhan önde oynadığı zaman tabii. Evet. Ama yani biraz Samet abiyle de oynadı o. Evet Samet, tabii. Sabit, önce Samet abi. Evet. Gökhan Keskin ön libero ama gibiydi. 6 numara gibiydi. Sonra Güveneroğlu'nun çabukluğu, süreti göstermez ama kafa topları fena değildi. Yani röveşata golü bile hatırlıyorum ya. Bir tane hatırlarsın. Evet, bir tane hatırlıyorum yani. Hayır. Ama şimdi bugünkü Beşiktaş'ın aldıkları oyuncu da Colli. Evet. Colli de mesela bir stoper söyleyeyim. Lugano. Bellidir. Luciano dersin. Gelelim Galatasaray'da işte Abdülkerim bir agresiftir. Evet, evet, evet. Bu oyuncu da böyle agresiflik görmüyoruz ama pozisyonu da vermiyor. Yani tereyağından kıl çeker. Hocam gibi. İtalya Ligi'nde stoper oynamanın herhalde bir evet, değil mi? Evet. Ben yani o da doğru pozisyon transfer almak. Evet, o da doğru transfer. Mesela hamle zamanlaması. Kayıp Talha'da döneceği için. Tabi burada en önemli şey gerçekten çok çabuk karar açıklanmalı. Bu yerli yabancı işleriyle. Oraya geleceğim. Şimdi biraz önce dediniz ya Maxim seneye Türk mü yabancı mı? Hani bunlar masaya yatırılacak. Şimdi bu ikiye bölündü. Bir galiba cuma akşamı konuşmuştuk. Şimdi ikiye bölünmüş karar. Bir kere şu masadan kalkmış. 7+4 ben imkanı yok diyorum artık. Hani resmi olarak 7+4'tü ya gelecek senenin şeyi. Hani öyle açıklandı. Bu sene 8+3 seneye 7+4. Tamam şartlar resmi çok resmi olarak mı diyorsun? İlk açıklandığında tamam, öyleydi. Resmi olarak öyle yazılmış mı? Öyle yazılmıştı tamam hocam. Şimdi değişecek. Tamam, demek istiyorum Muratçığım. Yani evet, nasıl olsa resmiyete kimse uymuyor. Öyle diyor. Burada tabii artıları eksileri kulüpler kendi açılarından değerlendiriyorlar.